Bu videoda sinüzitin teşhisi ve tedavisi hakkında konuşacağız. Sinüzit o kadar yaygın bir hastalık ki, size de daha önce sinüzit tanısı konmuş olabilir. Bu tanıyı koymak için doktorun çok fazla tetkik, tahlil vesaire istemediğini de o zaman görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi sinüzit teşhisinin yalnızca belirtilerle de yapılabiliyor olması. Ana belirtiler burun akıntısı veya postnazal akıntı sinüslerde ağrı veya baskı hissi, burun tıkanıklığı ve koku duyusunda azalmadır. Bunlara ilave olarak başka belirtiler de görülebilir. Örneğin özellikle yatış pozisyonunda artan bir öksürük şikayeti, baş ağrısı, kulak ağrısı ve ateş de belirtiler arasında sayılabilir. Bu semptomlardan birkaçını gösteriyorsanız size de sinüzit teşhisi konabilir. Fakat bazen belirtiler kolayca gözlemlenemez ya da belirtilerin bir arada olmasıyla ilgili çok net olmayan bir şeyler olabilir. Bu durumlarda hastalığın teşhisi için bazı testlere başvurulur. Bunlardan biri doktorun burundan içeri bakmasıdır. Doktor bu şekilde burundaki ve burun arkasındaki mukus akıntısını görmeye çalışır. Bu işleme rinoskopi deniyor. Hatırlarsınız, rinok kelimesinin burun demek olduğunu daha önce söylemiştik. Geçmişte teşhis için röntgen filmleri de kullanılırdı ve günümüzde de hala bazen kullanılabiliyor. Ama röntgen genel olarak pek tavsiye edilmez. Çünkü bu yöntem sinüsleri algılayacak hassasiyette de değildir. Özellikle de öndeki etmoid sinüsleri. Hatta bunları röntgen filminde görmek de imkansızdır. O yüzden de buraya tavsiye edilmez diye not düşeyim. Sinüzit teşhisi için en iyi yöntem bilgisayarlı tomografi yani BT'dir. BT sinüs hastalıklarına oldukça duyarlıdır. Hadi şimdi gelin önce sağlıklı birinin BT görüntüsüne bakalım. Ardından da bir hastanın görüntülerini inceleyelim. Bu aksiyel yani yatay bir kesit. Hastanın kafasına yukarıdan aşağı doğru bakıyormuşuz gibi düşünün. İkincisi ise koronal bir görüntü yani önden görüntüyü gösteriyor. Şimdi buradaki temel sinüsleri işaretleyelim. Burası maksiller sinüs. Diğer görüntüde de şurada görünüyor. Yukarıda etmoid sinüs var. Bu resimlerde sinüsler siyah görünüyor havayla dolular. Yani olmaları gereken konumdalar. Hadi şimdi de bir hastanın BT'sini inceleyelim. Burada yine aksiyel ve koronal filmlerimiz var. Yine aynı sinüsleri burada da görebiliyoruz. Maksiler sinüs şurada ve etmoid sinüsler de burada. Bu seferki görüntülerde fark edeceksiniz ki sinüsler tamamen siyah renkte değil. Maksilere bakıyoruz. Çevresine bir miktar gri doku dolmuş. Etmoid hava kabarcıkları ise tamamen dolu görünüyor. Bu gri doku iltihaplı mukozadır. Evet şimdi notlarımıza geri dönelim. Çoğu kez hastalık teşhisi yalnızca semptomlara bakarak konabiliyor demiştik. Yani bahsettiğimiz bu testler yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor. Ama burada bir ayrıntı daha var. Aslında sinüzitin birkaç farklı türü bulunuyor. Burayı silip yazmak için biraz yer açıyorum. Bu sinüzit türleri semptomların görülme süresine göre isimlendirilir. Çizdiğim bu tablonun y ekseni belirtileri, x ekseni ise zamanı ifade ediyoruz. Zaman ekseninde 4 hafta, 8 hafta, 12 hafta ve 16 haftayı işaretliyorum. Y eksenindeki belirtilerle ise daha önce sıraladığımız semptomları kastediyorum. Bu grafikte belirtilerin ne kadar sürdüğünü ifade edeceğiz. Diyelim ki bu belirtiler 4 haftadan kısa sürmüş olsun. Bu durumu görsel olarak şöyle göstereceğiz. Hastalık bu aşamada akut sinüzittir. Fakat bazen semptomlar bundan daha uzun sürer ara ara güçlenip zayıflayarak genel olarak 12 haftaya kadar uzayabilir. Belirtilerin 4 haftadan fazla, 12 haftadan kısa sürdüğü duruma subakut adı verilir. Eğer semptomlar 12 haftadan da uzun sürerse bu artık kronik sinüzittir. Farklı sinüzitlerin türlerinin tedavileri de farklıdır. Fakat tedaviden bahsetmeden önce bir noktayı daha netleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu da hastalığın nasıl tedavi edileceğini belirleyen bir faktör. Yazı yazacak yer kalmadığı için ekranı biraz aşağı indiriyorum. Evet. Bahsettiğim bu önemli faktör şu. Sinüzite yani bu iltihaplı hastalığa virüsün mü yoksa bakterinin mi sebep olduğu da tedavi açısından çok şey değiştirebilir. Sinüzite sebep olan patojeni ayırmak işlevsel veya pratik değildir. Daha önce sinüzitlerin neredeyse tamamına virüslerin sebep olduğunu konuşmuştuk. Bu konuda ayrım yapmak için de zaman çizelgesinden yararlanabiliriz. Fakat bu sefer biraz daha farklı bir çizelgeden söz ediyoruz. Onun için de buraya yeni bir grafik çiziyorum. Yine belirtiler burada ve zaman da burada olacak. Öncekinden farklı olarak bu seferki zaman çizelgemizi günlere böleceğiz. 1 2 3 4 5 gün. 6 7 8 9 ve 10 gün gibi. Hatırlayın, sinüzit enfeksiyonu olan yetişkinlerin yaklaşık %98'inde hastalık viraldi. Semptomlar da buna göre gelişir. Belirtiler başlangıçta güçlüdür ama 10. günden itibaren zayıflamaya başlar. Belirtiler tamamen yok olmasa bile 10. günde hasta kendini daha iyi hisseder. Bu viral bir tablodur. Bir başka senaryomuz daha var. Burada belirtiler 10. günde düzelmiyor. Bu klasik bir bakteriyel sinüzit tablosu. Bunlara ilave olarak bilmemiz gereken birkaç senaryodan daha söz edelim. İyileşir gibi görünüp aniden fenalaşan başka bakteriyel tablolar da vardır. Buna çifte hastalanma adı verilir. Burada daha önceki etken virüsken işi bir bakteri devralmıştır ve hastalık artık bakteriyel olarak seyretmektedir. Son olarak da semptomlarınız çok ani başlamışken bir de ek olarak ateşiniz varsa bu da bakteriyel sinüzittir. Evet, şimdi de Tedavi hakkında konuşalım. Neler yapabiliriz? En sık karşılaşılan akut viral tipidir. Akut viral sinüzitte hastalığın kendisi hakkında yapacak pek bir şey yoktur ama semptomları tedavi edilebilir. Yapılacak ilk şeylerden biri dekonjestan yani burun tıkanıklığını giderici bir ilaç kullanmaktır. Denemelerde bu ilaçların etkinliğinin kişiden kişiye değiştiği ve yetişkinlerde çocuklara göre daha etkili olduğu görülmüştür. Genel olarak bu güvenli ve denemeye değer bir yöntemdir. Bu arada dekonjestanların çoğu için reçete gerekmediğini de belirtelim. Mukolitikler yani balgam söktürücüler de benzer şekilde etki eder. Bunlar da mukus tabakasını inceltir ve böylece balgamın vücuttan daha kolaylıkla atılmasını sağlar. Bu ilaçlar da genellikle reçetesiz satılır. Genelde küçümsenen ama oldukça basit olan bir başka yöntem ise hidrasyondur. Eğer vücudu su seviyesi iyi ayarlanırsa mukusun aşırı yapışkan ve katı olması engellenir. Dekonjestanlar ve mukolitikler daha iyi etki edebilir ve böylece tıkanıklık azalır. Ha bu arada ağrıyı da kontrol altına almak gerektiğini unutmayalım. Sinüzit ağrılı bir hastalıktır. Genelde reçetesiz satılan ağrı kesiciler işe yarar. Ama ağır vakalarda reçeteli ilaçlar da kullanılabilir. Bu ilaçlar hastayı epey rahatlatır. Öte yandan hastalığın 10 günü geçtiği veya belirtilerin az önce konuştuğumuz bakteriyel enfeksiyon belirtilerine benzediği durumlarda yukarıda bahsettiğimiz tedaviler yine aynı şekilde geçerlidir. Fakat bakteriyel hastalıkta bu tedavilere ek olarak antibiyotik de verilebilir. Çoğu doktor 10-14 günlük antibiyotikleri önerir subakut sinüzit için de aynı tedavi geçerli olacaktır. Kronik sinüzit içinse, ki genelde en ağır bakteriyel olan tür budur, yine yukarıdakilerin hepsi geçerlidir. Fakat bu sefer hasta antibiyotiği daha da uzun süre kullanmalıdır. Çoğu doktor kronik sinüzit tedavisinde 4-6 haftalık antibiyotik önerir. Bazı durumlarda hastalık oldukça ağır geçer komplikasyonlarla veya hastalığın sürekli tekrarlanmasından dolayı ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Böyle zamanlarda bir doktorla görüşülüp cerrahi müdahale ihtimali düşünülebilir. Başka şeyler de yapılabilir ama en iyi yol sinüs duvarlarını açıp boşalmalarını sağlamaktır. Şimdi BT filmine geri dönelim. Bu hasta için cerrahi müdahale kararı alındığını varsayalım. Bu durumda şuralardaki maksiler sinüs duvarları ve konka denen şu yapı fiziksel olarak çıkarılır. Sonrasında böyle bir görüntü ortaya çıkar. Bu ameliyatın amacı sinüs içeriğinin burun boşluğuna geçişini kolaylaştırmaktır. Ay yalnız şunu unutmayın. Sinüs ameliyatına sadece diğer tedavilerin başarısız kaldığı veya hastanın ciddi komplikasyonlara maruz olduğu en ağır vakalarda başvurulur.